Bugün 3 Şubat 2017 günlerden cumartesi Alaaddin Başbey ile Alaaddin Hocam'la Fadime Hatun Camii'ye geldik. Herhalde sohbet mi yapacağınız? Evet, oraya bak. Ha, sohbet orada. Kamerayı oraya çevir. Tamam, tamam. فسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا زَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون فالذين يدعون من دون الله ما يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون صلى الله العظيم رحمتي sonsuz merhameti sınırsız olan Allah'ın adıyla Nahl suresi Mekke'de indirilmiştir. 28 ayettir. Allahu Teala'nın arıya bal yapmasını ilham etmesine sürettiği için bu sureye Nahl suresi adı verilmiştir. Allah'ın azap emri gelmiştir. Öyleyse artık onun bir an önce gelmesini istemeyin. Allah onların ilahlık yakıştıkları şeylerden münezzehtir ve yücedir. Allah kullarından dilediğine kendi tarafından bir vahiy ile melekleri indirir. Ve peygamberlerinden insanları şöyle uyarmalarını ister. Benden başka ilah yoktur. Bana karşı gelmekten sakının. Allah gökleri ve yeri bir anlam ve amaca göre yarattı. Allah onların ilahlık yakıştıkları şeylerden çok üstünde,
çok öteledim. İnsanı bir damla sudan yarattı. Ama o yaratıcısına karşı apacık bir düşman olup çıktı. Etiyle hayvanları da yarattı. Onlarda sizi ısıtacak günlerle daha başka yaralar da vardır. Ayrıca etlerini de yersiniz. Onları akşam ağa gelirken, sabah otluğa götürürken hoş bir güzellik yaşarsınız. Binbir güçlü ve gidebileceğiniz yerlere yükünüzü onlar taşır. Elbette sizin Rabbiniz çok şefkatli ve çok merhametlidir. Atları, katırları, merkepleri sizin için binek ve ziynet olarak yarattı. O bilemediğiniz daha neler yarattı. Doğru yolu bildirmek Allah'a aittir. İşte benim dost doğru yolum budur. O yolu tutun. Sizi Allah'ın yolundan ayıracak başka yollara sapmayın. Gökten yağmur indiren de odur. İçtiğiniz su, hayvanları otlattığınız bitkiler o yağmurdan meydana gelir. Onunla sizin için ekinler, zeytinler, hurma ağaçları, üzüm bağları ve her türden ürünler bitirir. Elbette bunda düşünen bir toplum için büyük bir ibretler vardır. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı o sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emriyle size hizmet etmektedir. Elbette bunda aklını kullanan bir toplumun alacağı dersler vardır. Yeryüzünde rengarenk yarattığı şeyleri de o sizin hizmetinize verdi. Elbette bunda düşünüp ders alan kimseler için büyük bir ibretler vardır. Taze et yemeniz, takınacağınız süs eşyası, çıkarmanız sizi denize hizmetinize veren de odur. Gemilerin denize suları yara yara gittiğini görürsün. Bütün bunlar Rabbinizin nimetlerinden nasibini aramanız, faydalanıp ona şükretmeniz içindir. Allah sizi sarsmasın diye yere sağlam dağlar dikti. Gideceğiniz yolu bulmanız için ırmaklar ve yollar açtı. Bunlardan başka yol gösterecek daha nice işaretler yarattı. Onlar yıldızlarla yön bulurlar. Yaratan yaratmayan gibi olur mu hiç? Yaratan yaratamayan gibi olur mu hiç? Hala düşünüp ders almayacak mısınız? Allah'ın verdiği nimetleri saymaya kalkarsanız sayamazsınız. Ama Allah çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir. Allah sizin gizlice yaptıklarınızı da bilir, açıkça yaptıklarınızı da. Allah sizin gizlice yaptıklarınızı da bilir, açıkça yaptıklarınızı da. Onların Allah'tan başka yalvardıkları şeyler ise hiçbir şey yaratamazlar. Kaldı ki onların kendileri de yaratılmıştır. Onların taptıkları diri değil, ölüdürler. Kendilerine tapanları ne zaman dirilteceğini bilmezler. Sizin ilahınız bir tek ilahtır.
Ahirete iman etmeyenlerin kalbi Allah'ın birliğini inkar eder, inanmayı kibirlerine yediremezler. Elbette Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Şüphesiz ki o büyüklük taslayanları sevmez. Kafirlere Rabbinizin indirdiği nedir diye sorulduğu zaman onlar eskilerin baskıları derler. Neticede onlar kıyamet gününde kendi günahlarını tamamen yüklendikleri gibi bilgisizce saptırdıkları kimselerin bazı günahlarını yükleneceklerdir. Bir bilseniz o yüklendikleri şey ne kötüdür. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Ama Allah onların tuzak kurdukları binaların temellerinden sarstı da üzerlerindeki tavanlar tepelerine çöktü ve azap onlara hiç beklemedikleri bir yerden geliverdi. Sonra kıyamet gününde Allah onları rezil de, perişan der de hani nerede kendileri uğrunda müminlerle çekiştiğiniz ve bana ortak koştuğunuz ilahlarınız diye sorar. Kendilerine ilim verilenler de bugün rezillik ve kötülük kafirlerin üzerinedir derler. Melekler onların canlarını alırken kendilerine yazık eden o kafirler uysallaşıverirler ve biz hiç kötülük yapmamıştık derler. Evet, yaptınız. Sizin neler yaptığınızı Allah elbette çok iyi biliyor. Haydi cehennemin kapılarından bir daha çıkmamak üzere girin içeri. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Yüce Rabbimiz hakkı anlayan, hak yolda bir ömür boyu mücadele eden, salih ameli çok olan kullarını eylesin. Yüce Rabbimiz nefsin şerrinden, şeytanın şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrinden bizleri korusun. Yüce Rabbimiz nefsimizi, neslimizi ıslah eylesin. Nefsimizi, neslimizi İslam eylesin. Yüce Rabbimiz ümmeti Muhammed'e birlik, beraberlikler ihsan eylesin. Yüce Rabbimiz kafirlere, zalimlere, hainlere, kafir devletlere fırsat vermesin. Yüce Rabbimiz hilelerini kendi başlarına eylesin. Yüce Rabbimiz ümmeti Muhammed'i kıyamete kadar paridar eylesin. Yüce Rabbimiz bu sabah burada namazda buluştuğumuz gibi cennetlerde buluşan kullarını eylesin. Günahlarımızı affeylesin, kusurlarımızı setreylesin. İllahi Fatiha.